Merhabalar. Staj üzerine bir video yapmaya karar verdim ve bu videoda staj nedir? Şirketler için avantajı nedir? Öğrenciler için staj yapmanın avantajı nedir? Stajın aslında nasıl bir şey olması lazım? Yurt dışındaki stajlar neye benziyor? Nasıl? Para veriliyor mu? Ne kadar veriliyor? Ve Türkiye'deki stajlar nasıl? Hepsini kendi tecrübelerimden anlatmaya çalışacağım. Çünkü ben Londra'da da staj yaptım, Türkiye'de de staj yaptım çalışırken. Yani staj nedir aslında? Okurken boş zamanınızda yapmış olduğunuz iş. Bu boş zamanınız yaz tatilinde olabilir ya da çok yoğun olmadığınız bir döneminizde yapmış olduğunuz stajlar olabilir. Ben stajlarımın çoğunu yaz stajı olarak yaptım. Çünkü yoğun bir okul tempom vardı. Hemen başlayayım, zaten stajın ne olduğunu biliyorsunuzdur diye varsayıyorum. Türkiye'deki staj dinamikleri biraz farklı. Stajın olması gereken şey aslında öğrenciler için sektörü tecrübe etmektir. Mesela siz yazılımcısınız diyelim. Bir bankada yazılımcı olarak ne yapılır, bir oyun geliştirmede bir oyun nasıl yazılır, hepsinin staj olarak gerçekten tam zamanlı işe başlamadan deneyimleme fırsatıdır. Ya da mühendissinizdir diyelim, makine mühendisi olarak iş yapabilirsiniz ya da başka mühendislik bölümlerinden stajlar yapabilirsiniz ya da danışmanlığa gidebilirsiniz. Maksat aslında siz bu işi sevecek misiniz? Çünkü mühendis diyorsunuz ama çok büyük bir yelpaze. Mühendis her şeyi yapabilir. Ya da biyoloji mezunsunuz diyelim. Ya da kimya mezunsunuz ve kimyager ne iş yapar? Ben bunu gerçekten meslek olarak yapmak istiyor muyum? Ya da başka yetenekler mi öğrenmek istiyorum diye okul daha bitmeden yapılıp ona göre ders alınması gereken bir konsepttir aslında staj. Nasıl yani? Siz ikinci, üçüncü sınıfta yaptığınız bir stajla ben bu işi çok sevdim deyip o işe daha yatkın dersler alırsınız, seçmeli dersiniz varsa, ya da sevmediyseniz de başka yöne yönelmeye çalışırsınız başka dersler alarak. Ve tam zamanlı işe girerken de ben böyle bir staj yaptım. Çok memnun kalmadım. Ben çok hevesliydim üniversiteyi okurken ama meslek olarak yapmak istemiyorum. Bakın, bu stajımdan sonra da şöyle dersler almaya başladım deyip güzel bir hikaye oluşturabilirsiniz aslında. Stajın esprisi budur. Tecrübe etmek. Sadece sektörü tecrübe etmek kısa zamanlı. Çünkü 6 aydan uzun staj da olmaz bence. Öyle bir yıllık yapılan stajlar daha çok çalışmaya giriyor artık ve onun karşılığında para almanız gerekiyor. Stajlarda çok para beklentisi olmalı mı? Bence olmalı. Çünkü sonuçta bir yeteneğinizi, zamanınızı veriyorsunuz ama arz talep meselesinden dolayı da maalesef Türkiye'de çok 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 zor bir şey iyi bir maaşla staja girmek. Ben İngiltere'de staj yapmıştım. Ernst & Young EY diye bir danışmanlık şirketinde ve yaklaşık net olarak 1400 pound kazanıyordum o zamanlar staj yaparken. Neden? Çünkü yani ha stajyer aslında ha yeni mezun. Çok bir farkı yok çalışma efor anlamında. Ama Türkiye'de tabii ki zorunlu staj kavramı olduğu için staja bakış açımız birazcık farklı. İşverenlerin zaten ekonomik durumu çok iyi olmadığı için yeni bir kişi alıp ona sigortalayıp bir sürü bir şey yaptıracağımıza bir tane stajyer alalım. Zaten stajyer kontrat yapmamıza gerek yok, işten çıkarmaya çalışsak uğraşmamıza gerek yok deyip aslında birazcık işgüzarlık yapmaları ki yapmaya da zorlanıyorlar maalesef ekonomik şartlar nedeniyle. Keşke herkesin ekonomik şartları iyi olabilse, iyi stajlar verebilse, genç oranı iş oranına kıyasla daha dengeli bir rakam olabilse. Çünkü çok fazla genç var ve çok az staj ya da iş oranı var. Özellikle bir de ekonomik zorluk girince bu denklemin içerisine iyice iyice zorlaşıyor. Ama dediğim gibi öğrenci olarak sizin aslında düşünmeniz gereken, olması gereken stajın tecrübe. Mesela bir şirketin işletme okuyorsunuz, marketinginde de çalışırsınız, pazarlama bölümünde çalışırsınız. Bakarsınız ya ben pazarlama sevmedim. Finansa yönelirsiniz. Son bölümlerinizde finans dersi alırsınız. Önemli olan olması gereken budur. Staj nedir sorusunun cevabı. Sadece sizin bölümü tecrübe etmeniz ve akademik anlamın dışında ben gerçekten bu tür işlerde çalışmak istiyor muyumu anlamalısınızdır. İş temposu nasıl, çevresi nasıl, o şirketin kültürü nasıl aynı zamanda. Hani yapmak istediğiniz işi geçtim. Her şirketin farklı kültürleri vardır. Bazı şirketler çok çalışkandır. Günde 10 saat çalışır. Bazı şirketler 6 saat çalışır. Öğle araları verilir. Çok gençtir etraf. Sürekli herkes kaynaşır. Çok fazla sosyal etkinlikler vardır.
ve siz hangi kültürü istiyorsunuzdur. Bazı insanlar gerçekten çok çalışkan oluyor. Hiç öğle arasında bile yemek yemeyeyim, çalışayım istiyorlar. Ben öyle değilim şahsen. Bazı insanlar da benim gibi birazcık daha rahat, sohbet edelim. Sosyal ihtiyacım da var benim, iş ortamı olsa da insanlarla sosyalleşmek istiyorum deyip zaman geçirmek istiyorlar. Ve bu da şirket kültürüne iyi uyum sağlayabiliyor muyum aslında sorusunu yanıtlıyor staj. Ve genelde olması gereken, stajdan sonra çok büyük bir yanlış yapmadıysanız iş önerilmesi. Hani sürekli toplantılara geç geliyorsunuz, işe geç geliyorsunuz. Büyük ihtimalle iş size önerilmez. Ama yurt dışında belli, yani staj yaptıktan sonra eğer böyle korona krizi bir şey olmadığı sürece ya da ekonomik kriz, iş ilan, yani iş teklifi de ederler. Bana etmişlerdi zamanında Londra'dan. Sonra Brexit oldu, Türkiye'ye döndüm. Apayrı konular. Ama iş teklifi de edilir ve staja girmek aslında zordur. Türkiye'de de zor olduğunu biliyorum. Ama İngiltere'de daha zor. Nasıl yani? Staja girmek için işe alımla aynı süreçten geçiyorsunuz. Telefon mülakatı olmuştu, ondan sonra yüz yüze bir müdürle mülakat olmuştu. Ondan sonra assessment center dedikleri gladyatör tarzı bir savaş var. Nasıl yani? 10 tane kişiyi atıyorlar gladyatör arenasına. Tek bir kişi canlı çıkacak tarzında aktivitelerde bulunuyorlar. İngilizcenizi test ediyorlar. Böyle grup aktiviteleri, role playing dediğimiz kurgu çalışmaları yapıyorlar. Case study'ler var. Böyle vaka analizleri yapılıyor. Ve en çok beğendikleri insanları alıyorlar. O gladyatör aren arasından hani birbirine savaştırıp puan veriyorlar. Bu kişi 8 puan aldı bundan, bu kişi 5 puan aldı. En iyisini almaya çalışıyorlar. Yani benim tecrübem böyleydi ve çok da rekabetçi bir alandı aslında Londra. Çünkü Oxford'dan insanlar var, Cambridge'den insanlar var. Bazıları master yapıyor, ben lisans okuyordum. Bazıları doktorasını yapıyor, hala staj yapmak istiyor. Türkiye'de ise birazcık daha farklı. Mesela benim kuzenim insan kaynakları okumuştu. İşletme ve özelleşmişti insan kaynakları üzerine İstanbul Üniversitesi'nde. Ona mezun olduktan sonra insan kaynakları bölümünde tecrübesi olmasına rağmen, staj yapmış olmasına rağmen 6 ay boyunca tekrar mezun olduktan sonra staj yap dendi. Hiçbir iş bulamadı açıkçası. Çünkü neden? Gel stajyer olarak başla, beğenirsek 6 ay, 1 yıl sonra seni tam zamanlı işe alırız. Mezun olduktan sonra çok absürt bir şey yapmıyorsan staj yapmaman gerekir. Normal koşullarda bakın. Türkiye'nin koşulu birazcık daha anormal olduğu için anormal koşullar. Normal koşullarda mesela ne diyeyim, avukatlık okumuşsunuzdur ama kimya ya da yazılım yapmak istiyorsunuzdur. Bunun için staj yapılabilir aslında mezun olduktan sonra. Ama normal şartlarda mezun olduktan sonra stajın yapılmaması gerekir. Türkiye'de ucuz işçi olarak ya da kontratta çok daha rahat, iş hakları olmadan bir kişiyi çalıştırabilmek için maalesef staj yapılıyor. Peki öğrenciler bu kadar fırsatı değerlendirebiliyor staj esnasında. Şirketler niye stajyer alırlar? Çünkü onlar da, stajyerler de iş yapıyor, yapmıyor değil. Sadece bu deneme sürümü gibi. Hani oyunların demosu vardır ya, bu da aslında staj demo gibi bir şeydir. Çok çok böyle mükemmel iş yaptırılması beklenmez. Birazcık daha öğretmesi beklenir. Bu öğretmesi karşılığında da eğer işveren iyi ise mezun olduktan sonra o kişi, öğrenci, o şirkette çalışmaya başlar. Ve bu aslında başlı başına yurt dışında bir ödüldür. Çünkü arz talep olduğu için eğer verimli, gerçekten iyi, zeki bir çocuksa bir şirkete girmesi başlı başına bir ödüldür. Ama Türkiye'de çok mezun olunca bu ödül ortadan kalkıyor, sanki hiçbir şirketin kârı yokmuş gibi geliyor. Zaten o çocukla çalışmışsın, işi öğrenme en az bir 2-3 ay sürer bir verim katma değer sağlayabilme. O aşamaları otomatik olarak aşıp direkt mezun olduğunda işe başlayacak hale getirmiş oluyorsun, eğer stajda gerçekten bir şeyler yaptıysan. Aynı zamanda o öğrenci çalışırken ailesine söyleyecek, arkadaşlarına söyleyecek çalıştığı şirketi, ortamı, ciddi bir reklamı olacak. Mezun olduktan sonra başka bir yerde çalışmaya başlasa bile o şirketi sürekli hatırlayacak ve iyi bir tecrübesi varsa iyi olarak hatırlayacak. Ya benim staj yaptığım yer daha iyiydi, keşke orada çalışsam diye. Çok fazla reklamını yapacak ve kendi de orayı hep hatırlayacak. Ve aslında bunun çok ciddi bir reklam etkisi vardır. O yüzden büyük şirketler, Unilever olsun, Pepsi olsun,
hep stajyerler almaya çalışırlar iyi okullardan ki okullara reklamını yapsın. Şirketlerin kârı da bu, bu konuda. Sadece ben bu staj konsepti nedir, onu iyi anlamanızı istiyorum ve öğrenci olarak bu bakış açısını iyi oturtun. Staj tamamen şirkete uyum sağlayabilecek miyim, hangi bölümlerde çalışmak istiyorum ve bunun üstüne hangi dersleri almalıyım, master'ı hangi alanda yapmalıyım, akademik mi ilerlemek istiyorum bundan sonraki hayatıma, yoksa okuduğum bölümle mi, yoksa daha farklı bir bölümle mi, bunların kararının verilmesi gereken bir şey olarak yapılması lazım. Bunun dışında söyleyen her şey yalandır. Ya da sizi kandırmaya çalışıyorlardır. Biraz değişik bir video oldu ama izlediğiniz için teşekkürler. Umarım staj nedir, neden yapılması lazım? Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoları belki daha fazla çekerim. Bilmiyorum, yorumlara bağlı. Eğer hoşlanıyorsanız, yardımcı olduğunu düşünüyorsanız. Çünkü bu konu birazcık daha üstü kapatıldığını hissediyorum Türkiye'de. Çünkü ayaklanmasın diye gençler. Çünkü zor durumda. Zor durumda boş ver bilgilendirme. Hani cahillik iyidir, bilinçsizlik iyidir gibi korkunç bir mentalite var. Ben de birazcık daha bilinçlendirmeye çalışıyorum açıkçası. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Ne diyeyim, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani, takip edin, beğenin. O klasik şeyi biliyorsunuz zaten.